Evet çocuklar, hepiniz derse hoş geldiniz. Bakalım şöyle, gelmeyen var mı? Süper, herkes gelmiş. Gelmeyenin kafasını kırarım zaten, biliyorsunuz. Öğretmenim, iyi de gelmeyenin kafasını nasıl kıracaksınız ki? Gelmemiş sonuçta. Siz de bir alemsiniz yani. Sana ne lan, kırarım diyorsam kırarım. Efekan bozuntusu. Vallahi bak, gelmeyenin değil senin kafanı kırarım, anladın mı? Öğretmenim, o biraz zor işte. Biliyorsunuz ben artık örümceğim, süper kahramanım. Benim süper güçlerim var yani, ben sizi çok kötü döverim. Siz bana dokunamazsınız bile yani, dokunamazsınız bile. La kes, bu da süper kahraman kesildi başımıza ya. Oğlum ben örümcek mi örümcek dinlemem, kafanı gözünü koparırım Efekan. Adam akıllı konuş lan. Herkes ağa olmuş ya, herkes mafya olmuş, herkes Polat Alemdar olmuş ya. Ulan neyse çocuk, haklı herif, süper kahraman yani. Gidip ona sataşmayayım, beni çok kötü yapar. Neyse, vakit kaybetmeden derse geçelim. Öğretmenim, bugün sınav yapacaktınız bizi. Unuttunuz mu yoksa? Unuttunuz mu? Lan gerizekalı bebek Sonic, neden anlatıyorsun? Neden söylüyorsun öğretmene? Neden hatırlatıyorsun sınav yapacağını? Ne güzel unutmuştu babam ya. Of, hiç de çalışmadım yani. İyi ki bir çalıştın bebek Sonic. Hemen hatırlatıyorsun. Ya ben de çalışmadım ki. Ben de çalışmadım. Çok büyük ihtimalle sıfır alacağım. Ay gerizekalı, neden hatırlatıyorsun o zaman ya? Sen de çalışmamışsın bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel, bugün sınav falan olmayacaktık yani. Salak bebek Sonic. Ula bebek Sonic, çıkışta hiçbir yere gitme. Kafanı koparacağım oğlum. Ağzını yüzünü kıracağım lan senin. Boğacağım oğlum seni. Boğacağım. Bebek Sonic evladım, teşekkür ederim. Unutmuştum sınav yapacağımı. İyi oldu, ben sizi bir sınav yapayım. Ulan ya, ben de süper kahramanlık yapmaktan hiç çalışamadım ki ya. Of. Neyse, atacağız kafadan yani. Yapacak bir şey yok. Ya ben zaten çok zengin değil miyim? Parası neyse veririm. Soruları bilmeme gerek yok. Her türlü 100 alırım yani, 100 alırım. Benim iyisi milletten kopya çekeyim. Yoksa ben de sıfır alacağım. Babam Kerem komiser kafamı kıracak. Çocuklar, sıfır alanları tek tek sırayla döveceğim, haberiniz olsun yani. Başlıyorsun, al sorularınız geliyor. Ulan hem evde babamdan dayak yiyorum baldiden, bir de burada öğretmenim orada yine dövecek beni sıfır alırsam. Of, vallahi artık günde 3 öğün yemek değil, dayak yiyorum ya, sadece dayak yiyorum. Neyse, en iyisi ben soruları bilmeye bakayım. Evet, söyleyin bakalım, İngilizce 1 2 3'e sayabilecek var mı? He, var mı? Direkt 100'ü alacak sayabilirse. Öğretmenim, ben sayabilirim. Ayşe, aferin kızım. Başka soru bilmene gerek yok. Sen 100 aldın, dersi iyi dinlemişsin, çalışmışsın da, aferin kızım. Zaten sen bilemesen de seni dövmem yani. Kızlara, kadınlara el kalkmaz. Ama yani kocaman bir sıfırı alnının ortasına yapıştırırdım, sınıfta kalırdım. Oley, 100 aldım oley. Ulan inşallah bana İngilizce soru gelmez ya. Benim İngilizcem çok kötü. Neyse arkadaşlar, İngilizce soru gelirse bana yorumlarda yardım edersiniz değil mi? Evet, diğer sorunuz geliyor çocuklar. Bir haftada kaç gün vardır? Çabuk olun, çabuk. Öğretmenim, ben cevabı biliyorum ya. Oley ya, 100 alacağım ya, cevabı biliyorum. Vay Keko, ilk defa sorabilecek. Söyle bakalım, kaç gün var? Tek tek de günleri sayacaksın oğlum. Ola öğretmenim, tam tamına 7 gün vardır bir haftada. Şimdi sayıyorum. Pazartesi, salı, salı ertesi, çarşamba, çarşamba ertesi, perşembe, perşembe ertesi. Bir de cuma öğretmenim. Ulan Keko, yine bilemedin gerizekalı, öyle mi sence? Salı ertesi, çarşamba ertesi diye gün mü var gerizekalı oğlum benim? Ulan nasıl ya, yine mi sıfır aldık ya, yine mi sınıfta kaldık ya? Arkadaşlar, siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Şehrimizi ve bizi koruyan süper kahraman Efekan'ı mı, yoksa yanındaki bu zengin Berke Can'ı mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ya adam daha günleri bilmiyor ya, daha günleri bilmiyor ya, kör cahil. Evet çocuklar, söyleyin bakayım, cümle bitince sonuna ne konur? Öğretmenim, ben biliyorum, ben cevap vermek istiyorum, ben. Çok basit bir soru, ne olur ben cevap vereyim. Söyle bakalım bebek Sonic, ne konur cümlenin sonuna bitince cümle? Nokta konuyor öğretmenim, nokta. Aferin oğlum, doğru cevap verdin. Sen de 100 aldın, sen de dayaktan yırttın. Ay bir de çalışmadım diyor ya, pis yalancı, pis yalancı. Sınava çalışmadım deyip 100 alıyor ya, 100 alıyor. Bahar kızım, arkadaşını kıskanma, ne güzel 100 aldı. Şimdi sana sorayım, sen de doğru cevap ver, sen de al o zaman. Kızım, İngilizce red hangi renk? He? Türkçesi ne, hangi renk? Ay red ne olabilir ki, red ne ya? Arkadaşlar ne olur yorumlarda yazın, hangi renk bu? Bahar, sana çok aşık olduğum için şimdi kopya vereceğim, beni iyi dinle. Efekan'ın kostümü ne renk? Ne renk? O renk işte, red o renk. Ay teşekkür ederim kurabiyecan. Efekan'ın kostümü yeşil, yeşil öğretmenim.
Oley be, ben de 100 aldım, yaşasın. Bilemedin kızım, kırmızı olacaktı cevap. Ya Efeka'nın kostümü nasıl yeşil ya, renk körü müsün sen? Ya kapa çeneni gerizekalı kurabiye can, beni kandırdın, senin yüzünden 0 aldım. Of ya, of. Evet çocuklar, Bahar'ı dövemeyeceğime göre ona 0 verdim. Ailesi gelecek, yarın konuşacağım onlarla. Şimdi diğer soru geliyor. Türkiye'de kaç tane ilimiz vardır? Ulan öğretmenim, bana bir şans daha verin. Söz veriyorum, bu sefer bileceğim. Ben bu sorunun cevabını biliyorum ya. Ne olur bana bir söz hakkı daha verin. Ne olur bir kere daha ya. Dayak yemek istemiyorum. Ne olur ya. Ben de biliyorum öğretmenim, ben de biliyorum. Ben de cevap verebilirim buna. Oğlum Efekan, tamam, sana da soru soracağım ama Keko çok yalvardı. Ona bir hak daha verelim, tamam mı oğlum? İyi peki öğretmenim, öyle olsun. Sorun Keko'ya, zaten bilemeyecek gerizekalı yine. Ula örümcek hayvan, beni delirtme, vallahi çok kötü yaparım oğlum seni. Bileceğiz diyorsak bileceğiz. Öğretmenim, Türkiye'de tam tamına 81 tane il vardır. Aferin oğlum, şimdi o 81 ili tek tek say bakayım bana, yoksa yine 0 alacaksın, daha çok dayak yiyeceksin. La öğretmenim, dalga mı geçiyorsunuz ya, bu 81 ili ben nasıl sayayım ya, hayır ya. Aha salak Keko, iyi ki ben cevap vermemişim, öğretmen tuzaklı soru sormuş. Ya öğretmenim tamam ya, 0 alayım ya, dövün beni ya, dövün. Ulan ne güzel, 100 aldım diye sevinmiştim ya, sevinmiştim. Ulan sersem Keko, ben sana 100 verir miyim hiç lan, sen hak ediyor musun 100'ü gerizekalı? Evet şimdi diğer soru geliyor arkadaşlar, 7 kere 7. Öğretmenim 7 kere 7 tabii ki de 77, ikisini yan yana getireceğiz yani, bu da basit soru mu olur? Oh be, bugün de 100'ümüzü aldık ya, oley be. Berkecan oğlum, sen harbiden salaksın, 7 kere 7 bir kere 77 değildir. Sen de 0 aldın, sen de dayak yiyeceksin. Öğretmenim şöyle yapsak, ben size toplamına 77 bin TL versem, siz de bana 100 verseniz yani, 7 kere 7 de 77 olsun, olur mu bu seferlik? Ne, 77 bin TL mi? Olur tabi canım oğlum benim, tabii ki 7 çarpı 7 77 eder. Aa şöyle öğretmenim, işte bu, 100 aldım şimdi ben değil mi? Aynen canım oğlum benim, favori öğrencim benim, paraları çıkışta verirsin bana, tamam mı? 100 aldın sen. İşte bu be, işte bu, şimdi Efekan'a sorar mısınız bir soru? Ama böyle çok zor olsun, tamam mı? Asla bilemesin, o zaman bir 100.000 TL daha veririm o 0 alırsa. Ne, hayır ama nedenmiş öğretmenim, tabii ki de bunu kabul etmeyeceksiniz değil mi? Para için öğrencilerinize böyle bir şey yapmazsınız, haksızlık yapmazsınız değil mi? Efekan oğlum, yapar mıyım hiç böyle bir şey para için? Tabii ki yaparım, para çok önemli. Adam 100.000 TL diyor yani, hazırlan, sorun geliyor. İşte bu Efekan enayisi, şimdi olsun 0'ı da görsün. Salak Efekan, salak. Hayır ya, hayır, olamaz. Efekan oğlum, 5x5 25 ise, İngilizce'de bloğunun karşılığı Türkçe ise, dünyanın güneşe olan uzaklığı kaç kilometredir? Ne diyorsunuz öğretmenim, ne diyorsunuz ya, bu nasıl bir soru, ben bunu nereden bileyim? Ne bileyim, ölçmedim ki yani, ölçmedim. Bileceksin, bilemezsen de eğer 0'ı alırsın, hatta okuldan bile atılırsın. Aynen Bali öğretmenim, okuldan atarsanız da ekstra bir 200 bin lira. Bilmiyorum öğretmenim, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Tamam ne yapayım, bilmiyorum. Sanki siz biliyorsunuz yani, sanki siz biliyorsunuz. Vallahi ben de bilmiyorum ama bilip bilmemem hiç önemli değil. Önemli olan senin bilememen. Çık git lan, atıldın okuldan, 0 oldun. Seni sersem gerizekalı Bergecan oğlum, paralarımı vereceksin değil mi oğlum? Çok zengin olacağım değil mi? Evet öğretmenim, siz hiç merak etmeyin. Hadi yallah, çık git lan sınıfından Efekan, defol. Hayır ya, hayır, bu haksızlık ya. Annemle babama ne diyeceğim şimdi ben? Neyse bir tuvalete gideyim, elimi yüzümü yıkayayım, orada düşünürüm yani, ne yapayım? Çok kızacaklar bana, Berkecan olayını anlatsam bile inanmayacaklar. Of çok gerildim ya, çok tuvaletim geldi gerilince, en iyisi bir tuvalete gireyim. Evet evet, tuvalete gireyim. Of ya of, ben ne yapacağım, Berkecan öğretmene para ver desem de inanmaz asla annemle babam. Of çok tuvaletim geldi. Heee işte bu, rahatladım sonunda ya. Oha çüş, neymişim ben ya, neyse çıkayım artık ya, evet. Heee ne oluyor? Kerem komiser, senin burada ne işin var? Ne istiyorsun benden, ne istiyorsun, okulda ne işin var? Ben Kerem komiserin kötü ikiziyim. Ve şehri ele geçireceğim ama bir süper kahraman varken bunu yapamam. O yüzden seni öldürmek zorundayım. Merak etme, kimse yokluğunu bile fark etmeyecek. Hayır olamaz, dur. Seni sersem yiyecek, al bakalım. İyi uykular. Artık bu şehirde örümcek Efekan yok. Bu
Bu da demektir ki beni kimse durduramaz.